Sampaş Boya, Özgür Erdursun'la sosyal güvenliği sunar. Olay Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Özgür Erdursun'la sosyal güvenlik programına bu haftada başlıyoruz. Bir saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Sosyal güvenlik konularını konuşacağız. Sosyal güvenlik denince aklınıza ne geliyor? Emeklilik. Evet, emeklilik konusunu konuşacağız. Kim, nereden, nasıl emekli olur? Nereden emekli olmak avantajlıdır? Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili aklınıza gelen tüm sorulara ya da yaşamış olduğunuz sorunlara bugün programımızda cevaplar arayacağız. Soru işaretlerinin cevaplarını vermeye çalışacağız. Sizler Facebook, Twitter, Instagram, Özgür Erdursun'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda canlı telefon bağlantıları da yapacağız. Programımızda Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz. Canlı telefonlar alıyoruz, canlı telefon bağlantıları yapıyoruz. Ve sizlerin sorularına cevaplar aktarmaya çalışacağız bir saat boyunca. Gündemimizde bazı konular var. Onlarla ilgili de yine sizlere bilgiler aktaracağız. Çok fazla merak ettiğiniz konular var. Süremiz tabii yeterli olursa bu konularla ilgili de yine sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Yapılandırmalar var. SGK'ya, vergi dairesine borcu olanlar yapılandırmalar yapıyorlardı. Yapılandırmalar Kasım'ın 25'ine kadar uzadı. Müracaatlar devam ederken yapılandırmalar şu anda uzadı. Bu nedenle yapılandırma yapmak isteyenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na, vergi dairelerine müracaat etmeleri gerekmekte. Geçenlerde bir müşterimiz yanımıza geldi, mali müşavirlikle ilgili. Özgür Bey dedi, ben geçmiş dönemden benim borçlarım var. Yaklaşık 500 bin lira gibi geçmiş yıllara ait vergi dairesine bir borç vardı. 510 bin lira. Yapılandırma yaptığımızda borç 210 bin lira gibi bir rakama düştü. 300 bin lirası silindi peşin ödeme kaydıyla. Aslında geçmişe ait borcu olanlar, özel usulsüzlük cezası, idari para cezası kesilmiş olan mükellefler için gerçekten de çok güzel bir yapılandırma fırsatı, imkanı olanlar muhakkak değerlendirsinler. Yapılandırma ile ilgili Bağkur'da bazı sıkıntılar var. Çünkü 30.04.2015 tarihi itibariyle Bağkur'a borcu olanların, bir yıl ve üstünde borcu olanların borçları silindi. Ve bu durumda olan kişiler borçları silindi diye sevinirken şimdi üzülüyorlar. Neden mi? Şimdi nedenini size açıklayacağım. 30.04.2015 tarihine kadar Bağkur'a, örnek veriyorum, 8 yıllık borcu olan bir kişinin yaklaşık olarak, rakamları sallıyorum, afaki olarak söylüyoruz, 10 bin lira borcu olsun, 10 bin lira da faiz olsun, 20 bin lira. Yapılandırmadan yararlandığında faizini yeniden yapılandırdığı için sildirebiliyordu, taksit imkanı vardı. 30.04.2015 itibariyle bir yılda üzerindeki borçlar silindiği için şu anda o borçları tekrar yapılandırmak isteyenler borçları yapılandırmıyorlar. İhya, canlandırma yapmaları gerekiyor. Canlandırma yapanlar ödemelerini peşin olarak yapmak zorundalar. Taksitlendirmeden yararlanamıyorlar. 3 ay gibi bir süreleri var. Daha doğrusu 3 ay içinde ödemeleri gerekiyor. Ve de güncel rakamdan, günlük 18.94 liradan borçlanıyorlar. Yani bu yapılandırmanın kendilerine bir faydası olmuyor. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu, biliyorsunuz, Ziraat Bankası ile bir anlaşma yaptı. Bağkur'a borcu olanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gidip bir yazı alıyorlar. Bu kişi emekli olabilir, işte emekli maaşı ortalama 1300 liradır, 1400 liradır diye bir de yazı veriyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Bu yazıyla beraber kredi almak için Ziraat Bankası'na gidenler var. Bugün benim yanıma gelen bir kişi, Özgür Bey, Ziraat Bankası kredi veriyor mu? Evet veriyor. Protokol imzalandı mı? İmzalandı. Ben kredi alamıyorum dedi. Nasıl alamazsınız? Benim şu anda 80 bin lira Bağkur'a borcum var. 81 bin lira olarak faizle beraber 81 bin lira bana kredi vermeleri gerekiyor. Kredi ancak Ziraat Bankası diyor ki biz size 40 bin lira kredi verebiliriz. Üstünü veremeyiz, kendiniz tamamlayın. Aslında yapılan protokolde bir rakam belirtilmemişti. Ya da rakam uygulaması varsa muhakkak vatandaşı bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Çünkü canlandırma yapıp ne de olsa banka kredi verecek, ben bu banka kredisiyle emekli olacağım diye emeklilik hayali kuranlar
kuruma gittiğinde evrağını alıp bankaya götürdüğünde banka ben sana yarısını kredi olarak veririm, yarısını hadi git bul dedikleri zaman emeklilik hayali kuran kişiler bir hayli üzülüyorlar ve hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bu konuyla ilgili tabii yarın mümkün olursa Sosyal Güvenlik Kurumu'yla da biz de görüşme yapacağız. Bankayla da bir görüşme yapacağız. Bu işle ilgili bir rakam var mı? Belli bir rakama kadar mı sadece Bağkur borçlarıyla ilgili banka kredi verecek? Bunları netleştireceğiz. Netleştirdiğimizde yine biz de bunları hem sosyal medyada Facebook, Twitter, Instagram ve Olay TV'de ve diğer yazdığımız neresi varsa her yerde paylaşacağız. Kendi internet sitemizde de paylaşacağız. Bağkurların bu konuda bize gelip de özel istekleri var, talepleri var. Özgür Bey, şu anda biz yani bu konuda zaten mağdur olduk, mağdur oluyoruz. Aman dile getirin, hakkımız varsa yararlanalım. Bir de şu durum var. Borcunu sildirmeyenler geçen sene 30.04.2015 itibariyle borçlar silindi. 1 Mayıs 2015 ile 31 Temmuz 2015 arası borcunu sildirmek istemeyenler Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekiyordu. Benim borcumu silmeyin, o kişilerin yapılandırmadan yararlanması gerekiyor. Dilekçe ile müracaat edip benim borcumu silmeyin diyen kişilerin de borçlarının silindiğini biz şu anda görüyoruz. Bununla ilgili de birkaç tane dosya da var elimizde. Biz yine Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bu konularda bilgiler alıp sizlerle de paylaşacağız. Ya sosyal güvenlik konusu gerçekten de o kadar çok kişiyi kapsıyor ki. Yani gelen kişiler, beni yolda durduranlar, işte sohbet ettiğimiz kişiler, sürekli herkesin bir derdi, bir sıkıntısı var. Tabii Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da burada işi gerçekten de zor. Hatta ofisimize gelen kişilere söylüyorum. Yani orada memur arkadaşların da işleri gerçekten zor diyorum. Çünkü herkesi ilgilendiriyor. Doğumla başlamayan, ölümle bitmeyen, herkesi ilgilendiren çok derin bir mevzuat. Bu konuda vatandaşlar da Sosyal Güvenlik Kurumu'na gittiğinde haliyle hemen bilgisini almak istiyorlar. Ama 80 milyonluk bir nüfus, Bursa nüfusuna baktığımızda 3 milyonu geçmiş bir nüfus ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na gittiğinde haliyle bilgileri hemen de alamayabiliyorlar. Biz de bu noktada elimizden geldiği kadar hem televizyonda, gazetede, radyoda, her yerde, ofisimizde bu konularda sizlere destekler sunmaya çalışıyoruz. Bugün de yine programa bir giriş yapmış olduk. Facebook, Twitter, Instagram ve telefon bağlantılarıyla programımızı başlatmış olacağız. Hemen gelen sorular var. Ben sorulara bir bakmak istiyorum. Merhaba, annem 7-5-1973, 27-8-1976 yılları arasında Almanya'da çalışmış. Ancak bunun 18 yaş sonrasını içeren süre sadece 5 gün. Annem 22-8-1958 doğumlu, yani 18 yaşından sonra sadece 5 gün Almanya'da çalışmış. Sonra Eylül ayında Türkiye'ye, Ankara'ya kesin dönüş yapmış. Torba yasayla yapılan değişiklikle yurt dışı borçlanması yaparak ve prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanmak için bu hafta başvurusunu yapacağız. Bir hafta önce de sigortalılığını başlattık. Sorum, emeklilik hakkı kazanması için, emekli olması için ödemesi gereken toplu para, ödemesi gereken prim süresi ve tutar nedir? Nasıl hesaplama yapılacak? Teşekkürler diyor Fidan Şirinoğlu. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz Fidan Hanım. Şimdi yurt dışı borçlanmayla ilgili burada 2014-27 sayılı genelgeyle beraber artık bu konuda dava açmadan yurt dışı borçlanması yapacak olan kişiler evraklarını, yurt dışında yaşadığını kanıtlayacak evraklarını, çalıştığını kanıtlayacak evraklarını Sosyal Güvenlik Kurumu'na verdiklerinde 18 yaşından sonraki süreleri borçlanabiliyorlar. 18 yaşından sonra 5 gün var diyorsunuz. Sadece 5 günlük süreyi borçlanabilir. Annenizin 18 yaşındaki süresi 8-9-1981 yılından önce olduğu için anneniz 50 yaşında 3600 prim günüyle emekli olacak. 18 yaşından önceki süreleri alması mümkün değil. Sadece 5 gün olduğu için günlük en az 17.57 lirayla borçlanma yapılır. 5 gün borçlanma yapacaksa 87 lira cebinden para ödeyerek 5 günlük primini öder. Bu 5 günlük ne işime yarayacak benim ki bu 5 günlük dememeniz gerekiyor. Çünkü işe başlama tarihi 1900 kaç yılıysa 18 yaş o tarih olarak tescil olacak. Bu 5 günün orada çok önemli var ve kendisi 3600 günle, dediğimiz gibi 50 yaş 3600 günle yaşı geçmiş olabilir ama 3600 prim günüyle emekli olabilecek. 5 günlük sadece borçlanma şansı var. Diğer süreleri borçlanamaz. Halil Memiş bizi Bursa'dan arıyor. Alo. Alo.
Halil Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Evet, buyurun efendim. Kolay gelsin Özgür Bey. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben buyurun emeklilik efendim için soracaktım. Evet, biz de yardımcı benim olalım size. Benim doğum tarifim 7. ayın 30'u 1955 doğumluyum. Evet efendim. Sigorta girişim 2005, 5. ayın 1'i. Evet. Şu anda sigortalı çalışıyorum. Hı hı. Sigorta günüm 3720 günüm var. Bağkur'a ne zaman geçebilirim? Askerliği ne zaman ödeyebilirim? Evet, Bağkur'a ne zaman geçeceksiniz? Şimdi şöyle, sizin isteğe bağlı prim ödemeleri Bağkur anlamına geliyor. Sizin SSK'dan değil de Bağkur'dan emekli olmanız sizin için daha avantajlı. Askerlik borçlanması yapabilirsiniz. Yurt dışında çalıştığınız süreler varsa yurt dışı borçlanması yapabilirsiniz. Yoksa sadece askerlik borçlanması yapacaksınız. Askerlik borçlanmasının tamamını yaparsanız işe başlama tarihiniz geriye doğru gider. Ne kadar süre askerlik yaptınız? Ben 27 ay yaptım. Ben Bulgaristan'da yaptım askerliği. Tamam, ama askerlik borçlanmasını henüz ödemediniz değil mi? Ödemedim, hiç ödemedim. Tamam, 1955 doğumlu, Türkiye'de doğmuş birisi kaç ay askerlik yaptıysa siz de o kadar süre askerlik yapacaksınız. 20 ay dediler. Evet, burada 20 doğrudur. Ay hak veriyorlar. 20 ay. 1955 doğumlar 20 ay. Siz 20 ay. 600 gün askerlik borçlanması yapacaksınız. Zorunlu göçe tabi olarak gelmediniz anladığım kadarıyla. Kaçak ya da turist olarak geldiniz. Turist olarak geldim. Benim yok şey tutmuyor. Tamam. Siz 600 gün borçlanma yapacaksınız. 2005 yılının 5. ayının 1'inden 1 yıl 8 ay işe başlama tarihiniz geriye doğru gidecek. Sizin için ben bir hesaplama yapayım. Eksi 8 dediğimizde sizin işe başlama tarihiniz 1 Eylül 2003 tarihi olacak. Bu tarihten sonra sizin toplamda 15 yıllık süreyi tamamlamanız gerekiyor. O da 2018 tarihi yapıyor. 1955 doğumlusunuz. 2016 dediğimizde 61 yaşındasınız. Sizin için yapmanız gereken askerlik borçlanmasının tamamını yapıp parasını ödeyip 2018'in Eylül ayının 1'inde de emekli olacaksınız. 5400 günde Bağkur'dan. Bir an evvel de geçmeniz gerekiyor. Çünkü son 1261 gün nereden prim öderseniz oradan emekli olursunuz. Şu anda SSK'lısınız. SSK'dan emeklilik sizin için daha zor. 25 yıllık sigortalık süresi isteniyor çünkü. Sizin bir an evvel sigortaya geçmeniz lazım. Biz 2016 yılındayız. 2017, 2018, 2019 sizin 2018'de emekli olmanız gerekirken Bağkur'a geçmekte geç kaldığınız için sorun yaşayabilirsiniz. Siz kaç aydır ya da kaç yıldır SSK'lı çalışıyorsunuz? SSK'lı 10 yıl oldu. 3720 günüm var şimdiye kadar SSK'lı. Ya şöyle söyleyeyim abi, siz bizi hiç izlemediniz mi, bizim programımızı? Efendim? Siz bizim programımızı hiç izlemediniz mi? İzliyoruz. İzliyorsunuz, çok geç kalmışsınız. Sizin daha önceden isteğe bağlı Bağkur'a geçmeniz gerekiyordu. Siz 2018 yılında normalde geçseydiniz, 2018 yılında emekli olacaktınız. Son 1261 gün, yani 3,5 yıl 1 gün nereden prim öderseniz oradan emekli olacaksınız ya. Siz şu anda Bağkur'a geçerseniz 3,5 yıl prim ödeyeceksiniz. Biz 2016'nın 10. ayının bugün arkadaşlar 26'sı değil mi? 26'sı 3 yıl 6 ay 1 gün. Yarından sonra biz sizin geçtiğinizi varsayalım. 28... Hemen bakın, ben sizin için bir hesap yapayım. Ne kadar eksik ya da geç kaldığınızı size hemen söylemiş olayım. 2017. Siz şimdi 2020 yılının 4. ayının 28'inde emekli olacaksınız. Normalde siz Bağkur'a daha önce geçmiş olsaydınız 2018'de emekli olacaksınız. Bağkur'a geçeceğim ben şimdi ayın 1'inde. Tamam, işte ayın 1'inde geçeceksiniz ya. Bu nedenle de siz daha geç emekli olacaksınız. Evet. Çünkü emeklilikte son 1261 gün, 3,5 yıl 1 gün nereden prim öderseniz oradan emekli olursunuz. Siz geç kalmışsınız Bağkur'a geçmekte. Biraz erken geçseydiniz 2018'de emekli olacaktınız. Ama şimdi 2020 yılında emekli olacaksınız. Elinizi çabuk tutun, hiç geç kalmayın. İsteğe bağlı gerekirse prim ödeyin. Bağkur'dan 2020 yılında emekli olacaksınız. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Nuran Korkut Bursa'dan attığımızda. Alo. Alo. Nuran Hanım, hoş geldiniz programımıza. İyi akşamlar Özgür Bey. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Benim sorum, ben şu anda aktif olarak çalışıyorum. 2015 yılında doğum borçlanması yaparak günlerimi doldurmaya çalıştım. Evet. Son 28 günüm kaldı. Evet. 1 Mayıs 86 sigorta girişim. 1 Mayıs 1986. Evet. Neyi öğrenmek istiyorsunuz?
Neyi öğrenmek istiyorum? Ben şimdi evraklarımı ne tarihte vermem gerekir? Kasım'ın 24'ünde benim günüm doluyor. Tamam. Ama işveren buna şey yapmıyor. Çalışmamı istiyor. Yani. Tam böyle sonunu anlayamıyorum. Bir seste bir problem var sanırım. Tekrar alalım. İşveren işten ayrılma, iş çıkışımı vermiyor. Şimdi siz emeklilik nedeniyle işten ayrılacaksınız. İşvereniniz iş çıkışınızı yapmıyor, öyle mi? İşte nasıl bir yol izlemeliyim yani? Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Sosyal Güvenlik Kurumu'na gideceksiniz. Emeklilik müracaatında bulunacaksınız. Emeklilik müracaatında bulunduğunuzda bir yılda üzerinde bir çalışmışlığınız varsa işvereninizin... Dördüncü yılım. Dört yıllık da kıdem tazminatınızı alacaksınız. İhbar tazminatınızı almayacaksınız. Emekli olacaksınız. Çalışmak istemiyorsanız işi bırakacaksınız. Bu kadar basit. Sadece kıdem mi alacağım? Sadece kıdem tazminatı alabilirsiniz. İhbar tazminatı alamazsınız. Karşı tarafa da ihbar tazminatı da ödemezsiniz. Çünkü emeklilik nedeniyle siz işten ayrılıyorsunuz. Bu ve buna benzer sorunları yaşamanız mümkün olamaz kanunlarımız karşısında. Burası bir hukuk devletidir. Eğer işveren burada direnirse siz emeklilik müracaatında bulunursunuz. Avukatlık masrafları, faizleriyle beraber hepsini size ödemek zorunda kalır işveren. İşveren de böyle bir hata yapmasın. Emeklilik nedeniyle işten ayrılan kişi tazminatını alabilir. İsterse de çalışmayabilir. İhbar süresi de yoktur. Bu durumda çok teşekkür ediyoruz. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Alo. Yo. Alo. İyi akşamlar efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Efendim, emekliyiz de. Evet. Konu şu. Gözden sakatlık var. Asyerlik yapılmadı. Bu raporu ilettiğim zaman aylığımdan düşme imkanı var mı? Aylığım yükseliyor mu? Siz emekli oldunuz. Normal emeklilik hakkından yararlandınız ama vergi indirimim var diyorsunuz. Hiçbir şekilde onu verirseniz size bir yararı olmaz. Sizin normal emeklilikten, yani normal emekliliğinizi kestirip de maaşınızı durdurup, yani bir yerde tüm kollara tabi çalışıp daha sonra tekrar emeklilik talebinde bulunup bu sefer de vergi indirim belgesi varsa, vergi indirimli emeklilik talebinde bulunursanız maaşınız %5 artar. Ama siz bu belge sunup da maaşınızı yükseltme şansınız maalesef olmaz. Olmuyor değil mi? Evet, olmaz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Celalettin Duru bizi Bursa'dan arıyor. Alo. Efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Özgür Çok Bey. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Ben 1973 doğumluyum. Evet. SSK'ya girişim 1995. Evet efendim. 1993 yılında askerlik yaptım. Sigortaya askerden sonra girdim. Tamam. Kaçıncı ayda siz ilk defa sigortalı oldunuz 95'in? 5. ayın 22'si. Tamam, gayet güzel. Evet. 5. ay, şu anda da 4600 günüm, prim ödeme günüm var. Tamam. 55 yaşında normalde emekli olacaksınız. Askerlik borçlanması yaparsanız 54 yaşında emekli olursunuz. 1995 yılında işe başlama tarihinizi 1994'ün 5. ayının 23'üne kadar geriye doğru çekerseniz, yani bir yıl bir gün siz borçlanma yaparsanız şayet askerlik borçlanması, 54 yaşında emekli olabilirsiniz. Ve prim gün sayınız da 5675 olur. 1973 doğumlusunuz. Evet. Normalde 2028'de emekli olacaksınız. 361 gün borçlanma yaparsanız 2027 yılında emekli olabilirsiniz. Şu anda borçlanma yapmazsanız 12, borçlanma yaparsanız 11 yıl sonra emekli olabileceksiniz. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Şefiye Deydim Bursa'dan. Alo. Efendim. Efendim, hoş geldiniz programımıza. Sesiniz kısık geliyor çok. Vallahi ben yeterince bağırıyorum ama yüksek sesle konuşuyorum. Ha, tamam, evet şimdi duyuyorum. Evet. Ben 1948 doğumluyum. 19876 sigorta numaram. Evet. Benim şu anda 2860 günüm vardı. Fakat sigortaya gittim. İki kişi benim sigortama girmiş. Evet. Onu çıkarttılar. Bendeki sigorta 1615. Yaşım 68. Evet.
acaba 1600 günden emekli ayrılabilir miyim? Ayrılamazsınız. 3600 prim günüyle emekli olmanız gerekiyor. 19-1976 yılında sigortalı olmuşsunuz. Sizin normalde 50 yaşında emekli olmanız gerekiyordu. Yani bundan 1948 dediniz, 2016, 68, 18 sene önce sizin emekli olmanız gerekiyordu. Ama primlerinizi 3600 güne ulaştırmadığınız için emekli olamamışsınız. Bu arada hangi kamerada olduğumu da ben karıştırdım. Emekli olabilmeniz için muhakkak 3600 prim gününe ulaşmanız gerekiyor. 615 günle siz emeklilik talebinde bulunursanız size 615 günle kısmi bir maaş bağlanır. O da 70 lira, 80 lira, 100 lira gibi bir maaş bağlanabilir ancak yaşınız 65'i geçtiği için. Onun dışında yapmanız gereken 3600 güne ulaşmak zorunlu olarak 1800 günle emekli olamazsınız. Çok teşekkür ediyorum. Murat Mahir Doğan, İstanbul. Alo. Özgür Hocam, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Hocam ben 14-1-1970 doğumluyum. Evet efendim. 1986 sigorta girişliyim. Evet, kaçıncı ayında? 10. ayında. Tamam efendim. 3860 günüm var şu an. Evet. Askerliği boşlanmam gerekiyor herhalde. Tam yaşıma denk gelmesi için herhalde. Askere ne zaman gittiniz? 90'da. Askerlik borçlanması yapmanıza gerek yok. Siz 49 yaşında emekli olacaksınız. Askerlik borçlanması yaparsanız da 49, yapmazsanız da 49. Ama prim günlerinizi tamamlamanız için eksikse prim gününüz, tabii ki askerlik borçlanması yapmanız prim günlerini tamamlamak için yararlı olur. 1970 doğumlusunuz. 49 yaş dediğimizde siz 2019 yılında doğum gününüzde 5300 prim günüyle emekli olacaksınız. Şu anda kaç günüm var dediniz? 3860. Şu anda 1440 gün eksik. Sizin 2019 yılına kadar 1440 günü tamamlamanız gerekiyor. Hatta Ocak ayın doğumlu olduğunuz için 2018'in sonuna kadar, yani 2017-2018'deki toplam gününüz 720 olacak. Buradan da baktığımızda Kasım, Aralık ayı primleri de 60 gün olduğunda sizin askerlik borçlanmasını muhakkak tam yapmanız gerekecek ki sizin eksik 1440 günü tamamlamanız için. Evet, askerlik borçlanmasını yapmak sizin için yararlı olur gün açısından, yoksa yaşınızı öne doğru çekmez. Programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biraz Facebook, Twitter, Instagram sorularına da bakalım neler var diye Özgür Erdursun'dan. Hemen hızlı bir şekilde şöyle açayım. İyi akşamlar Özgür Bey. Ben Bağkur'dan malulen emekli olmak için müracaat ettim. Temmuz 27'de ama bence dosya Ankara'dan gelmemiş. Öyle diyorlar. %15 sağlık raporum var gibi okudum ben. Biraz yazılarda problem var. Sizce ne kadar maaş alırım? 4700, 5000 gün, 1100 günü SSK. Şimdi %15 ise malulen emeklilik olmaz. Ya yani burada ben bana göndermiş olduğunuz Ceylan Kaya Uslu. Şunu söyleyelim, büyük ihtimalle yanlış yazıldı herhalde. Çünkü malulen emeklilik için hemen şartları sizlere bir söyleyelim isterseniz. Ülkemizde malulen emeklilik, engelli emeklilik, normal emeklilik var. Malulen emeklilik için ilk defa sigortalı olduktan sonra çalışma gücünün en az %60'ını kaybeden kişilerin 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 gün primleri varsa şayet malulen emekli olabilirler. Yaş şartı aranmaksızın bana mesajda %15 demişsiniz. %15'te emekli olmak mümkün değil. Bugün Bursa'da çok büyük bir fabrika davet ettiler. Ben de fabrikaya gittim. Yöneticilerle biraz sohbet ettik. Bir anda kendimi Türkiye'de değil de yurt dışında gibi hissettim. Bir Avrupa ülkesinde gibi hissettim. Nedeni de şu. Beni davet etmelerinin nedeni şu. Özgür Bey, işte sosyal güvenlikle ilgili çalışanlarının ne gibi haklardan yararlanabilecekleri konularında konuştuk. Şunu söylediler. Bir çalışanımız rahatsızlandı. MS hastası.
biz bu kişiye nasıl faydalı olabiliriz? Bu kişi nasıl emekli olur? Ne kadar maaş alır? Neler yapmamız gerekir? Hepsini yöneticiler bize sordular. Biz tam olarak cevaplarını aktardık. Sadece biz tazminatını vermek istemiyoruz. Onun dışında yasal hiçbir eksiği olsun istemiyoruz. Fazlasıyla ne yapmamız gerekiyorsa hepsini karşılamak istiyoruz dediler. Gerçekten de yönetici arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Türkiye'de güzel insanlar var. İnsanları seven, topluma yararlı olmak isteyen çok iyi yöneticiler var. Bunu neden söyledik? Şunlarla da karşı karşıya kalıyorum. Ofisimize gelip, Özgür Bey ben iş kazası geçirdim. Elimden bir imza aldılar. Tüm yasal haklarımı kaybettim. Beni kandırdılar diyenler de var. Ama bir taraftan da çalışanının haklarını daha fazla nasıl veririz? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu değil, diğer başka hakları var mı? Biz bu kişinin eşine, çocuğuna neler yapabiliriz? Hangi imkanları sunabiliriz diye bizi davet ettiler. Gerçekten de kendilerine çok teşekkür ediyorum. Güzel de bilgiler de aktardık. Fazla fazla çalışanına hakkını verecekler. Hatta çocuklarıyla ilgili de planlar yapıyorlar. Hak etmiş olduğu tazminattan daha fazlasını verecekler. Bu tür konularda gerçekten de çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında çalışma insanla oluyor. Tabii insanla olduğu için insan kendisini değerli kılmak ister. Çalışan kişiler itaatle işverenine bağlıdır. İşveren de kanundaki sıfatlarıyla söylüyorum. İşveren de bu iş karşılığında çıkartıp ücretini veren kişidir. Bu şekilde nitelendirilir. Ama ülkemizde işçi ve işveren arasında maalesef uyuşmazlıklar çok fazla. Sadece işverenden kaynaklanmayıp işçiden kaynaklanan ya da işçiden değil işverenden kaynaklanan konular çok fazla. Burada biraz daha işverenlerin ya da çalışanların daha da fazla duyarlı olmasını istiyoruz. Gaziantep'e gideceğiz ama bugün başka bir yere daha gittim. Orada da yaklaşık 700 kişi çalışıyor iş yerinde. Biraz dertleştik, sorunlarını anlattı işveren. Özgür Bey diyorlar biz çalışacak personel bulamıyoruz. En az asgari ücretle ücretini veriyoruz, sigorta primlerini ödüyoruz, servisini veriyoruz, yolunu karşılıyoruz ama çalışacak personel bulamıyoruz. Çünkü çalışan kişiler kurallara uymuyor, dediklerimizi tam anlamıyla yapmıyor ya da çok kısa sürede çalışıp işten ayrılıyorlar. Geçen de çok ilginç bir olayla karşı kaldık dediler. Bir çalışanları 3 ay çalışmış, 3 ay sonunda gelmiş ben işi bırakıyorum. Hayırdır neden işi bırakıyorsun? Benim amacım bir cep telefonu almaktı. Ben çalıştım. Şimdi cep telefonumu da aldım. Bu nedenle işi bırakıyorum diye bir cevap verdi bize diyor. İnanılmaz şaşırdık. Gençlerin biraz daha iş konusunda daha istekli olması gerekiyor. Şimdi ülkemizde üniversite mezunu çok fazla kişi var. Meslek liselerinde yetişmiş personel sayısı az. Herkes komutan olmak istiyor. Hiç kimse asker olmak istemiyor. Biraz da gerçekten de çalışırken özveriye de ihtiyaç var. Hem çalışanlar açısından hem işverenler açısından söylüyorum. Çünkü bu toplumda hep beraber çalışacağız, hep beraber üreteceğiz ki yarın öbür gün çocuklarımız, bizden sonraki nesillere de sadece bizden sonraki nesillere bir ev alıp da bir ev yapalım, biraz para bırakalım demek de olmaz. Bizim çalışmalarımızla işverenler yatırımlar yapacak, yeni iş yerleri açacak, ödediği vergilerle devlet daha farklı şey, sağlıktır, eğitimdir, buna benzer işlerini yapacak ve biz daha sonraki nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak için işçi, işveren kesinlikle birbirlerine saygı çerçevesinde davranarak işini karşılıklı yapmaları gerekiyor diye de düşünüyorum. Çünkü bugün farklı farklı konuları konuştuğumuzda işverenlerin de biraz sıkıntılı olduğunu gördüm. Kadir Aydemir, Gaziantep. Alo. İyi akşamlar, iyi geceler. Çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'e selamlar, sevgiler. Kadir Bey buyurun. 90'ın 11. ayın 1'inde biz bağ kurulu olduk. 25 senemizi tamamladık. Son 4 senede sigortadan tamamlamış olduk. Evet. Ne zaman emekli olabiliriz? Hiç boşluğunuz yoktu. 1990'da başladınız. Askere ne zaman gittiniz? Yok, askerlik yatırmadım. Yapamadı, tamam. 52 yaşında emekli olacaksınız. Kaç doğumlusunuz? 08-01-1967. Evet, 1967, 52 yaşında emekli olacaksınız. 2019 yılında doğum gününüzde
emekli olabilirsiniz. Prim günlerinizi tamamlamışsınız. Sadece yaşınızın dolmasını bekleyeceksiniz, 52 yaş. Çok teşekkür ederim, iyi akşamlar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar Gaziantep'e selam sevgi gönderiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz. Şu anda gelen mesajlar da hem ülke içinden, ülkemizin dört bir yanından, hatta yurt dışından gelen mesajlar da var. Yurt dışından da bizler takip ediliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ofisimize gelen kişilerden İsviçre, Almanya, Belçika, Hollanda, çok değişik ülkelerden gelip de Özgür Bey her hafta programınızı izliyoruz, güzel bilgiler veriyorsunuz dediğinizde inanın biz çok mutlu oluyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra sizlerin işine yarayan bilgilerle devam edeceğiz. Sampaş Boya'nın sunduğu Özgür Erdursun'la Sosyal Güvenlik devam edecek. Sampaş Boya'nın sunduğu Özgür Erdursun'la Sosyal Güvenlik devam ediyor. Evet, programımızın ikinci bölümüne de başladık. İkinci bölümde yine sizlerin sorularına yer vereceğiz. Hemen cevapları da aktarmaya çalışacağız. Facebook, Twitter, Instagram hepsinde Özgür Erdursun olarak varım. Facebook'ta, Twitter'da güncel konuları sizler için sık sık paylaşmaya da çalışıyorum. Facebook'tan bizleri takip edebilirsiniz. Twitter'dan, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Dediğim gibi hepsinde Özgür Erdursun olarak varız. Çok fazla arkadaşlık isteği de gönderiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Orada bir sınır olduğu için biz kabul edemiyoruz. Ama sayfamızı beğenebilirsiniz. Bizleri takip edebilirsiniz. Sadece sorularınız değil, görüşlerinizi, önerilerinizi de bize sunabilirsiniz. Özgür Bey şu konuyla ilgili de bilgi aktarır mısınız dediğinizde biz seve seve o konuyla ilgili de bilgiler aktarabiliriz. Şimdi geçenlerde çok ilginç bir olay yaşadım. Şimdi onu da size anlatmak istiyorum. Şu anda yine ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz var. Sorular da çok fazla. Bir hanımefendi ofisimize geldi. Özgür Bey dedi, ben emekli olmak istiyorum. Aynı durumda bir arkadaşım emekli oldu. Ben de emekli olmak istiyorum. Hay hay, tabii ki biz ne yapabiliriz sizin için dedik. Ama olamıyorum dedi. Nasıl peki dedik, bir olayı anlatın biz bir anlayalım. Özgür Bey dedi, ben doğum borçlanması yapacağım dedi. Doğum borçlanmasıyla emekli olmak istiyorum. Benimle aynı yaşta doğmuş bir komşum var. Onun da çocukları var. Doğum tarihleri de çocukların birbirine yakın. Şartlar da hemen hemen aynı ama o kişi doğum borçlanmasından yararlandı. Ben doğum borçlanmasından yararlanamıyorum dedi. Nasıl olur dedik. Detayını anlattı. Arkadaşımız Almanya'dan geldi deyince biz olayı anladık. Arkadaşımız Almanya'dan geldi. Almanya'da çalışmışlığı var bir süre. Özür dilerim, Almanya'da hiç çalışmışlığı yok arkadaşı hanımefendinin. Sadece çocuklarını Almanya'da dünyaya getiriyor. Arkasından Türkiye'ye geliyor, çalışıyor. Eksik günlerini de 3 çocuk için 6 yıllık borçlanma yapıp emekli oluyor. Bizim Türkiye'de, kendi ülkemizde de doğmuş. Yine Türk vatandaşı, diğeri de Türk vatandaşı. Ben Türkiye'de de aynı haktan yararlanmak istedim diyor. Gittim Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Sosyal Güvenlik Kurumu kusura bakmayın, siz borçlanma yapamazsınız demiş. Arkadaşım nasıl yaptı? O da Türk vatandaşı, o yaptı. Ama o kişi Almanya'da doğduğu için yapıyor. Ben... Siz de Almanya'da doğumlarınızı gerçekleştirseydiniz, siz de doğum borçlanması yapıp daha erken emekli olabilirdiniz dedim. Çünkü Almanya'da bir Türk kadın, Almanya'da hiç çalışmasa dahi çocuk dünyaya getirirse, o çocuğu için hem borçlanma yapabiliyor, hem de ilk çocuğunu dünyaya getirdiği tarih, Türkiye'den SSK'lı olarak işe başlama tarihi sayılıyor. Yani borçlanma, SSK, Bağkur, Emek Sandığı hangisinden yaparsa SGK'da doğum tarihini, çocuğunu doğurduğu, dünyaya getirdiği tarihi Türkiye'den de işe başlama tarihi saydırıyor. Ama Türkiye'de doğum yapan kadının maalesef böyle bir hakkı yok. Biz bunları neden söylüyoruz? Programımız sosyal güvenlik programı, siyasi bir program değil. Bizleri tüm partililer Türkiye Cumhuriyeti'nde ülkesini seven, sosyal güvenlik konularıyla ilgilenen, emekliliğini bekleyen tüm vatandaşlar bizleri izliyor. Bizim de amacımız ne birilerine, her zaman söylüyorum,
bir yerlere daha kendinden daha fazla bir yerlerde göstermek ya da birilerini olduğundan kötü göstermek gibi bir niyetimiz yok. Şimdi sadece şunu söylüyoruz sosyal güvenlik uzmanı olarak. Türk bir kadın Almanya'da doğum yapıyorsa, o doğum için Türkiye'den işe başlama tarihi sayılıyorsa ve doğumlardan yararlanıyorsa, bunun için yetkililer sesimizi duyarlarsa, çünkü biz bu durumda mağdur olan kişilerin sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bu durumdaki Türk kadınlar da borçlanmalar yapıp, hatta kadınların işe başlama tarihlerini, doğumdaki doğum tarihlerinin Türkiye'den işe çocuklarını dünyaya getirdikleri tarihin Türkiye'den işe başlama tarihi sayılması gerektiğini savunuyoruz. Bununla ilgili yetkililere böyle bir imkanın yurt dışında çocuğunu dünyaya getirenler dışında Türkiye'de de çocuklarını dünyaya getiren kadınlara böyle bir hakkın verilmesi gerektiğinin altını bir kere daha çiziyoruz. Ve ismini vermek istemeyen izleyicimize dönelim. Alo. Alo, buyurun. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İsminizi vermek istememişsiniz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben 83 senesinde sigortalı oldum. Evet. Doğumlarım da sigortalılıktan sonra oldu. Çocuklarımın arasında bir yıl bir ay var. İki çocuğum var. Allah bağışlasın. Ben doğum borçlanması yapmak istiyorum. Zaten şu anda da çalışıyorum. Doğum borçlanması yapmak istiyorum. Bunun hangisini ödeyebilirim? Bizim muhasebeci diyor, birine yapabilirsin. Sigortaya gittim, 1100 gün ödeyebilirsin dediler. Ben bunu açıklamak istedim. Evet, üçü de bilememiş diyeyim öyleyse. Siz 1110 gün ödeyebilirsiniz. SGK biraz daha yaklaşmış. Benim SSK günüm şu an 2800. Evet, 2800 prim gününüz var. 1110 gün çocuklarınız için doğum borçlanması yapabilirsiniz. 1110 gün karşılığında toplamda yıl sonuna kadar borçlanma yaparsanız 19.502 lira vererek toplamda 1110 gün satın almış olursunuz. 2800 prim gününüz 1110 gün daha ilave olduğunda 3910 gününüz olur. Siz 3600 prim günüyle 58 yaşında ya da 1983 yılı girişiniz olduğu için normalde 40 yaşında emeklilik hakkı elde etmişsiniz ama 5000 güne de ulaşmanız lazım. 5000 güne ulaştığınızda da emekli olursunuz. Toplamda da borçlanmaları yaptıktan sonra da 1090 günde eksiğiniz kalır. Yani 3 yıl 10 gün borçlanmaları yaptıktan sonra prim de öderseniz SSK'lı olarak 3 yıl 10 gün sonra da emekli olabilirsiniz. 3 yıl 10 gün sonra emekli oluyorum. Evet. Tam 5000 iş gün yeterli olacak. Yeterli. Tam 5000 gün sizin için yeterli olur. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür İyi ederim. Akşamlar. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Kesin ve net bilgileri verdik. Ne o kadar ne bu kadar, direkt 1110 gün kendisi borçlanma yapabiliyor. Hemen devam edelim sorularla. Evet. Mehmet Gümüştaş. İyi akşamlar Özgür Bey. Ben Mehmet Gümüştaş. SSK giriş 19.1.1988. 5.288 günüm dolmuş. Ne zaman emekli olurum? Çok teşekkür ederim diyor. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Mehmet Gümüştaş. 1988'in Ocak ayına baktığımızda 50 yaşında 5.375 günle emekli olabilirsiniz. Hemen devam edelim. Şaban Marangoz, iyi akşamlar Özgür Bey. 8.8.1972 doğumluyum. 15.7.1989 sigorta girişim var. Ne zaman emekli olabilirim diyor. 1987 yılının 7. ayına göre de siz de 50 yaşında ve 5.375 günde emekli olabilirsiniz. İlhami Yanık Bursa'dan arıyor. Alo. Alo. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Özgür Bey. İyi akşamlar. Çok kolay gelsin. Sağ olun. Bir bayan için aramıştım ben. Evet. 84 doğumlu. Evet. 99 senesinde itibaren Temmuz ayını 2003 senesine kadar aralıksız sigorta yapılmış. Tamam. Ve sonrasında herhangi bir sigortaya kaydı yoktur. Tamam. Bu kişi ne zaman emekli olabilir? Ne kadarlık bir borcu vardır?
Evet, 1999 yılının Temmuz ayında sisteme girdiği için kendisi iki türlü emekli olabilir. Bir tanesi 56 yaşında 5975 günle, ikinci bir alternatif ise 58 yaşında 3600 prim günüyle de emekli olabilir. 8-9-1999 yılından önce sigortalı olduğu için kendisinin dediğimiz gibi 3600 günle de emekli olma imkanı var. Ama 58 yaşında daha erken emekli olmak istiyorsa 56 yaşında 5975 günü tamamlaması gerekir. İlginiz için çok teşekkür ediyorum, programımıza katıldığınız için. Evet, devam ediyorum. Zafer Şükrü Kırat diyor ki, Özgür Bey, memur veya işçinin emekli olmasında yaş ve gün sayısında fark var mı? Programınızda açıkladığınız prim gün ve yaş sınırı memurlar için aynı mı? Özel hastanede bile SGK çalışan biri memur işçi ayrımı var. Şimdi şöyle, artık işçi memur ayrımı yok. 2008 yılından itibaren hastanelerde. 2008 yılında 5510 sayılı yasayla beraber memurlar avantajını yitirdiler. Eskiden memurlar avantajlıydı. Hastanelere gittiğinde özel odalarda kalabiliyorlardı. Artık hepsi SGK'lı, devlet memuru olsun, işçi olsun aynı şartlarda sağlık imkanlarından yararlanıyorlar. Ama şurada şunu söylememiz gerekir. İşe başlama tarihi çok önemlidir. SSK'nın emekliliği farklı hesaplanır. Emekli sandığının farklı, Bağkur'un da farklı hesaplanır. SSK'da işe başlama tarihi ne zaman emekli olacağınızı belirler. Emekli sandığında ne zaman işe başladığınız değil, 1 Haziran 2002 yılında erkeklerin 25, kadınların 20 yılı tamamlamalarına kalan süreye göre bir tablo vardır ve emekli olacakları tarihi belirler. Yani SSK'lı birisi işe başladı, 80'li yıllarda örnek veriyorum, işe başladı. Emekli sandığına tabi olan birisi de yine 80'li yıllarda işe başladı. SSK'lı olanın arada boşluklar var. Emekli sandığının da boşluklar var. SSK'lı daha çabuk emekli olur. Bağkurlu daha geç emekli olur. Ya da emekli sandığı daha geç emekli olur. SSK'da işe başlama tarihi, emekli olunacak yaşı belirler. Prim gün sayısını belirler. Fakat Bağkur 23 Mayıs 2002, emekli sandığı 1 Haziran 2002 yılında, dediğimiz gibi kadınların 20, erkeklerin 25 yıllık sürelerini tamamlamalarına kalan süreye göre emeklilik hesaplamaları yapılır. Bu konuda da yanlış hesaplama yapan kişiler var. Devlet memurları bu konuda genellikle yanlış hesaplama yapmıyorlar. Çünkü bağlı bulundukları birimlerden hesaplama yaptırabiliyorlar ama genelde Bağkurlar hesaplamayı yanlış yapıyor. SSK'lı gibi nitelendirip, benim yanıma bir kişi geldi, yine bazen böyle yaşadığım olaylarla ilgili de örnekler veriyorum size. Özgür Bey dedi, ya bu SGK çalışanları da hiçbir şey bilmiyor dedi. Hayırdır dedim, neden şey bilmiyor? Ya benim emekliliğimi doğru düzgün hesaplayamadılar. Bir bakalım. Benim hesabıma göre dedi, ben 49 yaşında emekli olmalıyım. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu 52 yaşında emekli olacaksın dedi. Hesapladım, baktım. Dedim, siz 52 yaşında emekli olacaksınız dedim. Sosyal Güvenlik Kurumu doğru hesaplamış. Ama olur mu Özgür Bey dedi, Bağkurlu bu kişi. Benim başlangıcım şu. Ama dedim, arada sizin boşluklarınız var. Siz SSK'dan emekli olsanız evet haklısınız. 49 yaşında emekli olabilirsiniz. Ama Bağkur'da hesaplama farklı olduğu için 52 yaşında emekli olmanız gerekiyor. Ya öyle mi ya, ben de boşuna gittim. Memur arkadaşla tartıştım diye bazı duyumlarda böyle alıyoruz. Sohbetlerimiz içinde de duyuyoruz. Bağkur ve emekli sandığının o yüzden dikkat etmeleri gerekiyor. Ayhan Bayram bizi Bursa'dan arıyor. Alo. İyi akşamlar Özgür Bey. Çok teşekkür ederiz Ayhan Bey. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Özgür Bey, 1986 yılından 93'ün 3. ayına kadar bir esnafın yanında çalıştım ben. SSK. Evet, SSK olarak da şunu söyleyecektim. Şimdi biz orada çalışırken bu çıraklık yasası çıktı. Hı hı. Bizi işveren oraya gönderdi. Bizi şimdi oraya gönderdiği zaman tabi haftada bir gün okula gittik. Diğer günler hep orada çalıştık. Ama bu işveren bizi 1992 yılının 1. ayında sigortalı göstermiş. Şimdi buna göre benim 53 yaşında emekli olmam lazım. Evet.
Şimdi biz bu işvereni ya da ne bileyim sigortayı bir 3 hafta önceki bir programınızda dava yolu olduğunu söylemiştiniz yanlış hatırlamıyorsam da. Bununla evet. ilgili ben bu 86 girişli yapabilmem için dava açma hakkım var mı? Şimdi, şahidim evet. var. Şöyle, siz 1986 yılında çıraklık okuluna evet. gitmeye başladınız. Kaç yıl çıraklık okuluna gittiniz? 4 yıl gittik. 88 yılında başladım okula. Tamam. Siz çırak olarak orada çalıştınız ve çırak olarak da sizi bildirdiler. Evet, normalde çalışanız biz. 86 evet. yılında girdim. Hı-hı. Normal işçi olarak çalıştık. Yani çıraklıktan yetiştik. Bir esnafı yanımda. Hı-hı. Askere gidene kadar orada çalıştık. Bu yasa çıkınca bizi buraya tabii ki gönderdiler. Ama sigorta girişimizi 92'den göstermişler. Şimdi şöyle. Çırakların ve stajyerlerin, ben de liseyi ticaret sesinde okudum. Ben de lisenin son sınıfında gittim çalıştım. Sabah giderdik. Akşama kadar çalışırdık normal çalışanlar gibi. Ama stajyerlerin de bizim de benim de ilk işe başlama tarihim stajyerlik olduğu için emeklilikte işe başlama tarihi sayılmaz. Stajyerlerin ve çırakların adlarına sadece iş kazası ve meslek hastalığı primi yatırıldığı için bu primleri de okul tarafından yatırıldığı için siz orada çırak olarak gözüküyorsanız maalesef o tarih çıraklık olarak kabul edilir. Ama siz diyorsunuz ki ben tamamında 4 yıl boyunca çırak olarak gözüktüm. Şimdi çıraklık okulunun bittiği dönemlerde de orada çalıştıysanız demek siz orada çırak değildiniz. Tüm kollara tabi prim ödenmesi gerekiyordu. Bu konuda dava açabilirsiniz. Çırak olduğum dönemler dışında tüm kollara tabi çalışmalarım çırak olarak bildirildi diye dava açabilirsiniz. Bununla ilgili şahitlerinizle de kanıtlarsanız şayet çırak olmadığınızı. Çünkü siz şöyle derseniz ben bir gün iki gün işte neyse çıraklık okuluna giderken çalışıyorum derseniz çırak olursunuz. Ve de bu durumda da davayı kazanmanız da mümkün olmaz. Ama okula gitmediğiniz dönemler de vardı. Yaz dönemi değil mi? Şimdi Özgür Bey şöyle bir şey. Ben 1986 yılında bu esnafın yanına çırak olarak girdim. Evet. 2 yıl orada. Tabii çıraklıktan çıktık, kalfalık olduk, iş yapar hale geldik. Yani inşaatlarda çalıştık. Bu yasa zaten 88 yılında ilk mezunları bizdik bu evet. çıraklık yasasını. Evet. O çıktığı için oraya da bizi de aldılar, gönderdiler. Tabii ki biz ismimiz belki kağıt üzerine çırak geçiyordu ama o normalde kalfa uslu olarak çalıştık yani 93 yılına kadar. Evet. 7-8 yıl böyle bir çalışmamız oldu. Hı-hı. Yani 3 hafta önceki zannedersem yanlış hatırlamıyorsam bir programınızda bir dinleyici sormuştu size. Şahidiniz evet. var mı bu yıllarda orada çalıştığınızda? Şimdi şöyle programı çok net hatırlıyorum sorulan soruyu. Bir kişi şöyle bir şey söyledi. Ben sigortalı olarak işe başladım. Sigortalı olarak çalıştım ama beni işveren çırak olarak bildirmiş. Ama ben çırak değildim. Sizin durumunuz biraz daha farklı. Siz çıraklık okuluna gitmişsiniz aynı zamanda. O dönemde çıraklık okuluna gittiğiniz dönemlerde adınıza sizin çıraklık primi yatırılmış. Çıraklık primi de okullar tarafından yatırılıyor ve de çok düşük bir rakam olduğu için işverenin de maliyetini düşürdüğü için çıraklık okuluna devam etmiştir. Sadece şunu öğrenmek istiyorum. Siz yaz dönemleri de çıraklık okuluna gittiniz mi? 4 yıl... Aralıksız mı gittiniz çıraklık okuluna? Aralıksız gittik. Haftada bir aralıksız gittik. Şimdi bu durumda haftada bir gün siz çıraklık okuluna gitseniz dahi çıraklık okuluna sizin kaydınız var ve çırak olarak da sizin sigortanız yapıldığı için sizin bu davada %100 kazanma şansınız olmayabilir. Çıraklık okulunda 4 yıl boyunca kaydınız olduğu için çünkü bu araştırıldığında evet bu kişi zaten çırak ve de çırak okulunda da kaydı var denildiği zaman sorun yaşayabilirsiniz. Tüm kollara tabi çalışması olup da çırak olarak bildirilenler farklı ama çıraklık okuluna gidip de siz ben tüm kollara tabi çalıştım dediğinizde üstünden de yıllar geçmiş bunu derdinizi anlatmakta zorluk çekebilirsiniz. Dava açmakta tabii ki imkanınız var çünkü sizin sigorta giriş bildirgesi olduğu için zaman aşımı yok. Davayı açabilirsiniz ama siz bu davada %100 kazanırsınız diyemem. Ama dava açma hakkınız tabii ki var. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah size derdimi anlatabilmişimdir. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz daha. Bugün bayağı bir ismini vermek istemeyen izleyicimiz oldu. Alo. Merhaba efendim. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz programımıza. Aslında benim size söylemem lazım nasılsınız, iyi misiniz
Evet, biz... Nasılsınız efendim? İnşallah iyisinizdir. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Programımıza yoğun ilgi ve alakanın olduğu dönemlerde biz de keyifli oluyoruz. Programımızı daha böyle bir istekli bir şekilde yapabiliyoruz. Buyurun efendim, alalım hemen sorunuzu. İnşallah Rabbimiz sizleri, bizleri hep beraber daha iyi eder. Amin efendim. Sağ olun, çok teşekkürler. Buyurun. Sağ olun, buyuralım inşallah. Ben sorum şuydu, diyecektim ki yani biz Cistoki'de ikamet ediyoruz. Hani engelliyiz diye çalışacaksak, sigortalı olacaksak maaşımız kesiliyor mu? Siz engelli statüsünde emekli mi oldunuz? Yok. Yani eğer çalışsam, SSK'lı olursam engelli maaşım kesiliyor mu? Tamam. Evet. Çalışanlar engelli yardımı alıyorlarsa çalıştıkları anda bu maaşlarında kesinti söz konusu olur. Buna çok dikkat edin. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya gidelim. Kadir Şahbaz hattımızda. Alo. Alo. Kadir Bey, hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, iyi akşamlar efendim. Çok teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Benim sigorta başlangıcım 11.1.88. Evet. Yalnız ben emekli olamıyorum. Mahkemelik oldum. Benim başlangıç ikinci bir defa 92 gözüküyor. 92 gözüktüğünden dolayı da mahkemelik olduğundan dolayı emekli olamıyorum yani. 92'nin kaçıncı ayı? 92'yi tam bilemiyorum. Yalnız önceki başlangıcım 1.11.88. Şimdi 92 ise, 92'nin 11. ayına kadarsa 53 yaş. 1988'in 1. ayına göre ise 50 yaş. Arada fark var. Kaç doğumlusunuz? 61 doğumluyum. 61. 2016 evet. Dediğimizde sizin yaşınız 55. Yaşla ilgili sıkıntı yok. Yani baş 50 ya da 53. Prim günleriyle ilgili mi sıkıntı var sizin? Hayır efendim. Hepsi tamam yani. Hepsi tamam. Siz dava açtığınız için mi emekli olamıyorsunuz? Dava açtığım için emekli olamıyorum. Ne zaman dava açtınız peki? Ben 88 diye yaptım. Elimde belgeler vardı. Kaç yılında dava açtınız? Yani bu yıl mı açtınız, geçen yıl mı açtınız? 88'e dair belgeler tamam. Vardı. Tamam. 88 yılına davayı siz bu yıl mı açtınız, geçen yıl mı açtınız? 88 yılındaki başlamanızın kabul edilmesi için davayı ne zaman açtınız? 6 sene oldu efendim. 6 sene bitti şu anda. 6 sene olmuş. Aradan normal emekliniz de gelmiş. Ama siz emekli evet. Maaşı alamıyorsunuz. Dava evet. Peki ne aşamada? Avukatınızla görüşüyor musunuz? Şu anda bilirkişi tesisine gitti efendim. 6 yıldır hala bilirkişi, bu işte bilmez kişi anladığım kadarıyla, bilirkişi sıfatıyla 6 yılda çok uzun sürmüş bir dava. Normalde şöyle bir şey, siz bu davada haklı olursanız 6 yıllık toplu paranızı alacaksınız ya da seneye sonuçlanırsa. Ama şu anda bilirkişiye gitmesi de çok enteresan. Çünkü aradan 6 yıl geçmiş. Neden şu anda? Şu ana kadar bu davanın çoktan bitmiş olması gerekirdi. Şimdi siz bu davayı kazanırsanız bilirkişiye gitti diyorsunuz. Yargıtay'a gidecek. Orada 1,5 yıl daha bekleyeceksiniz. Yani bu davada anladığım kadarıyla bir sorun var. Çünkü bu kadar uzun süremez bu dava. Maksimum bu davanın 2 yılda bitmiş olması gerekirdi. İsterseniz sizler bize bir şekilde ulaşın. Yarın ofisimizden de beni arayın, bunu daha detaylı sizinle görüşelim. Facebook, Twitter, Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. özgürerdursun.com.tr internet adresimiz. İletişim bilgilerinden bizlere ne şekilde, hangi telefonlardan ulaşacağınız bilgileri de mevcuttur. Bizlere ulaşmak isteyenler, randevu almak isteyenler, bizimle yüz yüze dertlerini, sorunlarını paylaşıp çözümler üretmemizi isteyen kişiler de bizimle iletişime geçebilirler. Bu hafta nasıl süremiz? Bir saatlik süremiz nasıl geçti? Gerçekten anlayamadım. Çok hızlı bir program oldu. İlginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Haftaya kısmet olursa, bir aksilik olmazsa biz yine olay ekranlarında saatler 21.30 gösterdi. Sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekleriz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sampaş Boya, Özgür Erdursun'la Sosyal Güvenliği sundu.